Gençler başarılar. Bu reyonda ne yapılıyor? Bu reyon? Matematikle ilgili bir oyun tasarladık. Genel kültür tarihiyle ilgili. Oyunumuz kolay, orta zor şeklinde kağıtlar bulmaktadır. En az 2 kişi, en fazla 4 kişiyle oynanmaktadır. Kolay seçerseniz bir adım ileri gidiyorsunuz. Zor seçerseniz, ortayı seçerseniz 2 adım. Zor seçerseniz 3 adım puan alıyorsunuz. Böylece oynanıyor. Sonuç? İçine gelen kazanıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, burada neler yapılıyor? Amacımız Zars'ı monopoli. Evet. Bu yerde zar ve şans faktörünü kaldırarak hem günlük hayatta oynayacağız, daha eğlenceli bir şeyler çıkartarak hem de içindeki işlemleri de karakterimizi çekiyorlar, evet. İşlemimizi yaptıktan sonra belirli bir şeyde diyelim 5 çıktı. İlerletiyorsunuz. Zar yerine işlem yapıyoruz. İşlem yaparak. Hem matematiğimizi geliştiriyoruz. Hem de eğlenceyi daha farklı şeyler çeviriyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Uçarak öğreniyorumdayız. Sivil havacılık öğrencileriyiz. Take off, cruising ve landing üzerine uçağımızı kaldırma, indirme, süzülme gibi dinamiklerini kullanıyoruz. Ayrıca Türkiye teması, Boeing 747 modeli bir uçağımız var. Ayrıca Rize teması ve ayrıca de Boeing 737 bir de okulumuzun temasında uçağımız var. Bu bir uçuş ve simülasyondur. Take off yapacağız birazdan mesela. Teker keseceğiz. Tam öyle bunun üzerine kurulu bir kalkış, indiriş simülasyonu ve uçak simülasyonu. Ekranda da izliyoruz. Ayrıca de projeksiyonumuz vardı ama ışık nedeniyle. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Depremlerden sonra zemin örtüsünün yumuşaklaşmasını anlattık. Deprem olduğu zaman toprağın içindeki moleküller artık serbest olmaya başlıyor. Su yüzeye çıktığı için artık sel meydana geliyor. Sallandıktan sonra da su yüzeye çıktığı için bina olduğu yerden aşağı doğru çöküyor. Buna da zemin yumuşaklaşması deniyor. Evet. Engelleri aşıyorum projesinde. Görme engelleri için tasarladığımız bir cihaz var. Bu cihazda bastonla basonun ucuna bir tekerlek yerleştirdik. Bu sayede daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Evet. Buraya bir cihaz var. Bu cihaz sayesinde sensör sayesinde yakına birisi geldiği zaman veya bir engel çıktığı zaman hemen ses çıkarıyor. Evet, çok güzel. Evet, çekin. Projemizin amacı unutulan Ramazan geleneklerini hatırlatmak ve bunu devam ettirebilmek. Çok teşekkür ederim. İlk kadın pilot Sabiha Gökçen'i tarihinde yapmış bulunmaktayız projemizi. Projemizin amacı günlük hayatımızda lastikleri patlatmazsa böyle çivilerin bir damar. Bunun üzerine aracımızda belirli noktalarına mıknatıs sistemi kullandık. Mıknatıs sistemi kullanma amacımız delici eşyaların, vidaların, çivili vesaire cisimlerin lastiğimizde gelmeden belirli noktada toplanması. Vidalar, lastikler. Çok teşekkür ediyoruz. Konumuz aile teşkilatının günümüze yansımaları ve meslek liselerinde mesleki eğitimi ve sen yansımaları. Evet. Aile kardeşin demektir. Ayrıca yiğitlik, kahramanlık ve cömertliktir anlamına gelir. Kuduvvet anlayışıyla doğmuştur. Kuduvvet ise aileliğin kitabı anlamına gelir. Evet, teşekkür ediyoruz. Ailelikle ilgili bir bilgi. Değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi Hazarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin tanıtımı burada yapıldı. Hatırlatmak, halen daha olan geleneklerimizi devam ettirmek ve bunu gelecek nesillere anlatmak amacıyla
Şu anda yine fazla yok ama yeni olan Ramazan şerbeti. İkram edebiliriz. Hadi bakalım. Vakitin var mı? Nasıl? Vakitin var mı? İftardan sonra orucu içmek için ilk kurmayı kurmalar. Evet, tamam. Şey ikram ederiz. Bunlardan bir şu anda devam eden mahya var, cami süslemeleri. İftarlardan sonra çocukları eğlendirmek amacıyla Hacı Bağdır ve Karagöz oyunları. Yani mesela hocam şey yemek amacı. Diş kirası dediğimiz şey var. İsterseniz anlatabilirim. Burada bakayım. Hocam şey, diş kirası yoksul insanları yani. Durum olmayan kişileri yemeğe çağırmak yani iftara çağırmak. Ve iftarda da iftarı yedikten sonra yani direkt para verip de burunu incitmemek amacıyla hediye olarak vermek. Sen ağzını yordun bizim yemeğimiz yedin diye diş kirası demişler isimde. Başka hocam. İlk oruç hediyeleri, teravih namazları şu anda yanımdan devam ediyor. İnşallah devam ediyor. Bunlar ya. Bu da daveti gidiyoruz, biz diş kirası vermediler bize ya. Teşekkür ederim. Baş pilot olarak geçmek. Sabiha Gökçen, bu savaşlarda çoğu şeylerde hani komut almıştı. Sabiha Gökçen birçok kadın yani ev kadınına şunu açıklamak istemişti. Hani savaşın çok iyiymiş ya. Onları da ne yapıyorum bunu? Hükümet anlayışı içerisinde ortaya çıkmış. Hükümet ailenin kitabı anlamına gelir. Ne hükümet? Evet. Ailenin neyi? Kitabı anlamına gelir. Bir de ailenin hadi bakalım arkadaşlar, ne anlatıyorsun? Sayın Kaymakamım, evet, bu bilim fuarı hakkında kısa düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu hafta zaten okullarımızda hazırlamış olduğu projelerinin tanıtım günleri var. Bugün de burada öğrencilerimizin geleceğe dair teknolojiyle ilgili, sosyal hayatla ilgili, bölgemizle ilgili hayallerine dair güzel projeler vardı ve bunları tek tek ziyaret ettik. Çok güzel bir şekilde bizlere anlattılar. Geleceğe dair ben çok umutlu bir şekilde buradan ayrılıyorum. Çok
çok orijinal fikirler var. İnşallah bu fikirler gerçek hayatta uygulandığı günleri de görürüz. Ülke olarak kalkınmanın temelleri, onun nüveleri inşallah buralarda atılmış olur. Gençlerimizin hepsinin gözlerinden öpüyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. İlçe Kaymakamımızın vermiş olduğu demeci izlediniz. Değerli izleyicilerimiz, evet, bizleri takip etmeye devam edin.